Doğradıklarımı yedim. Eda abla, yemin ederim yine döktürmüşsün ha. Bu ne, kahvaltı mı bu? Resital, resital. Günaydın canım, afiyet olsun. Başla hadi. Niye börek yemiyorsun? Ya ben diyorum ki, bahçeye acaba bir inek mi alsak? Çocuklar da taze taze süt içer hem. Bunlar senin mi, bahçede buldum? Ha, dur. Masaya koyma kitapları. Şöyle koysana. Bu ders kitapları senin mi? Hı hı. Hazır bütün aile üyeleri buradayken açıklıyorum. Okula dönüyorum. Sallama. Güzel konuş. Vallahi Damla bana yardım edecek hem. Ders falan çalıştıracak. Burs almam kalıyor geriye bir tek. Çalışacağım yani. Aferin Ferit. Aferin be. Sen hakikaten yavaş yavaş adam oluyorsun. Teşekkür ederim abla. Hatta o kadar çok çalışacağım ki göreceksiniz, bahçeye inek almanıza bile gerek kalmayacak. Beni sağırsınız yakında. Ay abla, çok yedim. Koy canım şuraya. Afiyet olsun. Ferit, yarın öbür gün şu kredi işi olacak inşallah. Ay abla, vallahi nasıl dua ediyorum var ya, Yasin adadım yani. Abartmayalım istersen. Sana şurada doğru düzgün bir teklif yapacağım, dinle beni. Nedir? Diyorum ki, bu okul açılırsa inşallah. İnşallah Yasin adadım. Bir aksilik, tamam. Şimdi ben o kadar işin altından tek başıma kalkamam. Diyorum ki sen bana yardım etsen. Hem bak, üniversiteye de başlıyorsun. Bursa da ihtiyacım var. Ha? Nasıl? Ben sana yardım mı edeyim? Ha, para da kazanırsın. Ya para senin köpeğin olsun ya. Evet, tamam. Şey dedim, tamam, çocukların yanında öyle söylemeyeceğim. Para hiç önemli değil ya. Aa, yok yok, ben öyle şeyleri sevmem. Çalışırsın, paranı kazanırsın. Güzel güzel de okuluna gidersin. Şimdi ben... Ablam benim ya! Ne ablası? İkinci annem, ikinci. Öpme şu i̇kinci, elimi ya, ikinci öpmesene. Annem, ikinci. Bak hemen ders çalışmaya başlıyorum. Şu anda ders çalışmaya başlıyorum. Hemen, hemen başlıyorum bak. Şimdi bak, bu şurada başlıyorum ya. Gözünün önünde. Yalan yok. Lineer cebirle başlayayım mı? Yok yok, işlet. Ben seni burada rahatsız ederim. Yukarıda çalışayım ben. Efendim? Az önce bankadaki arkadaşım aradı. Kredin çıkmış. Ay canım arkadaşım, çok teşekkür ederim. Ay ne kadar sevindim bu verdiğin haber. Ay gitti telefon bak. Alo. Alo. Yarın resmi tebligatı yapacaklar. Sabah gider krediyi alırız. Sonra da hemen inşaata başlarız. Canım arkadaşım, çok teşekkür ederim. Canım benim, çok teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Açacak lan sonunda bu kadın anaokulunu. Bak altından kalkamaz diyorduk ama kredi başvurusu yapmış. Önüne gelene kredi veriyorlar. Buna da verirler. Hmm. Ne o Refik? Ne bu surat? Çok gücüme gitti Yaman. Sen 40 yıllık dostunu sat, git Tahir Ağa'ya kirvelik teklif et. Gönül koyma be oğlum. İş ilişkisine giriyoruz. Bağlantıyı güçlendirmek için. Hem adam çok zengin. Cebimden 5 kuruş çıkmayacak ki. Yoksa benim kalbimdeki kirve sensin Refik. Ha? Hem boş ver şu anaokulu prosedürünü. Başka bir şey bulalım. Başka yoldan alt edelim Eda'yı. Dur bir dakika dur, bir şey buldum galiba. Kuruluş, emniyet ve trafik yönünden şu özellikleri taşımalıdır. Ha. A. Kuruluşun bulunduğu yer genel ahlak kurallarına uygun özellikler taşımalıdır. Ne yani? Anaokulunun karşısına genele mi açacağız? Sus bir dakika da dinle. B. Binanın bulunduğu yer çocukların gidiş gelişlerinde trafik yönünden uygun ve emniyetli olmalıdır. Yani? Yani köşkle aynı sokakta, yakınlarda bir yerde inşaata başlarsak, düşünsene gürültü kıyamet, buldozerler, dozerler, iş makineleri, belediyeden arkadaşları da devreye soktuk mu? İnşaat bitinceye kadar ruhsat alamaz. Ha, iş Tahir Ağa'yı ikna edip Kalyon Sokak'ta inşaata başlamakta. Orası kolay be oğlum, orası kolay. Tahir Ağa da bu para olduktan sonra 10 katlı binayı yakar, İnşaata sıfırdan başlarız. Ay, Oğuz Bey. Affedersiniz, affedersiniz. Merhaba. Merhaba. Hayrola, nereye? Bankaya. Kredi çıktı da. Krediyi almaya gidiyoruz. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler.
Eda Hanım, köşk, inşaat, anaokulu, unut. Hepsini unut. Senin çok önemli bir kredin. Sunumun var. Allah'ım kafamı toplayamıyorum ben ya.